Ya ben şu tripoddan ne çektim ya? Oldu mu acaba? Umarım yamuk durmuyorsunuzdur. Bir telefon kazası yaşadım. Tripod telefonu böyle fırlattı. Şu tripoddan bahsetmiştim size önceki videolarımdan. O kadar gerçekten sağlam çıktı ki. Kullanmadan daha bakın. Yani. Neyse, acilen bir tripod almam lazım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ama bugün vlog çekmeyeceğim. Bugün aslında bir bakım günü yapacağım. İşte şimdi ben aynen çıktım. Evde saçlarımızı keseceğiz. Bu arada saçlarımı tarayayım. Schwarzkopf'un şu kremini alıyorum biraz. Saçlarımı tararken bir açılış yapayım dedim. Bugün saçlarımı keseceğiz evde dediğim gibi. Kuaförlere hala gitmiyorum. Gidemiyorum yani, korkuyorum. O yüzden evde abim kesecek. Kendi saçlarını çok güzel kesti yani. Güveniyorum ona. Zaten ben çok farklı bir model istemiyorum. Şöyle şu kadar kısalsa, kırıkları gitse yeterli. İşte daha sonra kaş, bıyık, cilt bakımı. Biraz da cilt bakımından bahsederim aslında size bugün videoda. Böyle bir video olacak. Ondan sonra bugün bir video daha çekeceğim. Aralıklı oruç hakkında. Böyle bilgilendirici yapmak isteyenler için. O yüzden sizlerleyim. Bayram evde de olsak dedim ki bir bayram hazırlığı yapalım. Şöyle bir kendimize gelelim. Cilt bakımı yapalım. İyi olur diye düşündüm. Şimdi ben saçlarımı hızlıca tarayacağım. Bu arada saçlarımı taradıktan sonra her zamanki gibi yaptığım şu avokadolu kremden sürüyorum. Şöyle alıyorum kollarımı ve ellerimi. Yeni paketi açmam lazım sanırım. Dibinde hala var aslında şurada. Bu arada kanalımda bir çekiliş var. 1000 abone çekilişi. Katılmak için hemen önceki videoma tıklayın. Bundan 2 önceki olması lazım. Ve çekilişe katılın. Kim bilir, belki size çıkar. Bu arada ne zaman açıklanacağıyla alakalı sorular vardı. Arkadaşlar, o videoyu koyduğum günden tam 10 gün sonra. O 1000 abone olduğum videosu sanırım 18 Mayıs'ta. Siz gidin bakın videonun açıklama kutusundan. O videoyu koyduğum günden 10 gün sonra açıklayacağım. Evet, şimdi son kırıkları temizliyoruz. Güzel kesti abim ama. Vallahi her şeyi yapıyor. Ne ararsan var. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Bir sen kilitlenmiyorsun abi. Şu kamerayı açınca herkes kilitleniyor. Annem özellikle. Sen biz açınca kamera kilitlensin. Biz niye kilitlenelim? Vay! Şak şak şak, buraya bir alkış efekti. Teoman'dan kırıklarını aldırdım, kalbimin şarkısını koymak isterdim ama. Tamam, çok Seyredip da fazla yerim. Şey yapmıyorum. Şimdi saç kesme işlemimiz bitti. Ben beğendim, kırıklarından aldık. Şöyle abim aldı daha doğrusu. Gayet güzel oldu bence. Önler zaten biraz daha kısa kullanıyorum ben. Arkalara doğru uzun. Böyle bakımımızın ilk aşaması tamamlandı. Şimdi biraz saçlarıma yağ süreceğim elektriklenmemesi için şuralara. Böyle oldu. Ben beğendim valla. Abim ama biraz yoruldu keserken. At yelesi gibi saçların var diyor. Hak veriyorum ona. Arkadaşlar, şimdi saçlarımın uçlarına şöyle yağ süreceğim. Size de göstereyim. Kestikten sonra biraz, çünkü böyle bir çatallaşma olabiliyor. Şöyle uçlarına sürüyorum. Tabii kurudukça daha iyi anlaşılacak. Ama ben modelini çok beğendim.
Kendine geldi. Öyle. Tam bir bakım günü. Arkadaşlar selam, geldim. Şimdi makyajımı çıkartacağım. Yüzümü bir ıslattım. Suyla. Özellikle maskaranın akması için. Böyle yapıyorum genelde. Çok aldım biraz. Şu görüntüden bir kurtulayım, hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz cilt bakım rutinimi paylaşıyorum sizinle bugün. Yani daha doğrusu aslında evde bir gün boyunca yaptığım bakımı. Sabah saçlarımı kestik. Saç bakım rutininden detaylı olarak bahsetmedim. Çünkü onun bir videosu var kanalımda. Koyarım buraya, videoya. Oraya gidip izleyebilirsiniz. Ama duşa girmeden önce Hindistan cevizi yağı sürdüm. Onu beklettim. Genelde bunu yapıyorum. Daha sonra saçımı kestik. Bugün bir video daha çektim. Yükledim kanala aralıklı oruçla ilgili. O videoyu çekmeden önce kaş bebek işlerimi hallettim. Fakat orada onu çekmedim. Yani o zaten çok aslında bir şey değil. Yani şu ortalarını alıyorum cımbızla toparlıyorum. Biraz da şurada çıkanları toparladım. Bir hafta daha bekleyip gitmeyi düşünüyorum kuaföre. Bugün yani ona karar verdim. Biraz toparlatayım diye düşünüyorum kaşlarımı. Zaten daha sonra şu virüs olayları falan geçsin. Komple epilasyona başlamayı düşünüyorum lazere. O zaman bıyık içinde başlayacağım dudaküstü. Bu arada cilt bakımından bahsediyorum. Cildimde şu an bölgesel sivilceler var ama dönemsel bu. O yüzden tahmin edersiniz ki bazı dönemlerde böyle sivilce çıkıyor. Benim de zaten normalde çıkmıyor fazla sivilcem. Sadece böyle belli dönemlerde çıkıyor. Çünkü ilaç kullandım o yüzden. Zoratenin kullandım. Üniversitedeyken ve öyle kullandım ama hem bahsettim size. Karantinadan mıdır, sıkılıyoruz o yüzden midir bilmiyorum ama bu ara çok çıkıyor. Şimdi yüzümün kabasını şöyle makyaj temizleme suyuyla aldım. Genelde böyle yapıyorum. Daha sonra da yüz temizleme aletime biraz jel döküyorum. Ve bununla temizliyorum. Aslında şu an yeni bir cilt bakımına geçmek istiyorum. Kore cilt bakımı. Onda da ilk başta yağla cildinizi temizliyorsunuz. Daha sonra böyle su bazlı, işte köpük, jel, bu tarzda bir temizleyici kullanıyorsunuz. Çünkü artık yaz geldiği için aslında yaz kış fark etmiyor. Güneş kremini hep kullanmamız gerekiyor ama güneş kremlerini daha sık kullanacağız ve ben artık bu konularda daha bilinçliyim. Yani eskiden herhalde bu kadar dikkat etmiyordum. Fakat güneş kremi cidden çok zor aranıyor ve yağ yağı çözer mantığıyla aslında güneş kremini tekrar bir yağ ile çıkarmak gerekiyor. Daha sonra böyle bir temizleyici çıkarmak gerekiyor. O yüzden sizin de öneriniz varsa makyaj temizleme yağı aşağıya bekliyorum yorumlarınızı. Şöyle biraz titreşimini arttıracağım. Uzun zamandır kullanıyorum bu cihazı düzenli olarak. Ve artık o ilk titreşimine alıştım herhalde. Şöyle arkadaşlar bakın yakına geleyim. Kızarıklığı görüyor musunuz? İşe yarıyor mu diye soranlar oluyor. Yani ben buradan anlıyorum işe yaradığını. Gayet ve şarjı da bitmiyor. Aldığımdan beri hiç şarja takmadım. Böyle bir bayram hazırlığı yapalım dedim. Bayram artık yok bu sene ama şimdi ben bir yüzümü yıkayıp geleceğim. Bakın şöyle cihazın üzerindeki renkten anlarsınız. Kahverengi çıkıyor yani sanki konseyliler ki bugün fondöten de sürmedim. Bayağı şöyle kıpkırmızı. Hemen yıkayıp geliyorum. Şimdi yüzümüzü kurulayalım artık. Yeşil kağıt havluyla.
Şöyle çok böyle böyle yapmıyorum. Şöyle tampon hareketlerle alıyorum. Şimdi bir peeling aşamamız olacak. Ben böyle kahveli kil maskesi kullanacağım. Kil peelingi yani. Direkt kahveyle de yapabilirsiniz. Türk kahvesiyle de bir peeling yapabilirsiniz. Kahvenin terbesini böyle şu burun, çene bölgenize. Ben bunu böyle almışım, bitmek üzere, bitirmeye çalışıyorum. Şimdi kullanalım bakalım. Şöyle elime biraz alıyorum. Ben daha çok dediğim gibi burun, çene bölgesine uyguluyorum. Çünkü buranın daha, bu bölgelerin daha çok peeling'e ihtiyacı oluyor. Peeling de biliyorsunuz böyle yaptıkça sis harekete geçiyor. Güzelce. Bunu aslında sürüp bekletiyorlar. Şimdi güzelce gözeneklerimizi böyle açtığımızı düşünüyorum. Şimdi iyice onları açmak ve daha sonra bir burun bandı yapıştırıp o siyah noktaları, benekleri çıkartalım istiyorum. Şöyle bir sıcak su aldım. Normalde daha büyük alabilirsiniz bunu ama ben şu an sadece burun bölgemi buhara ihtiyacı olduğu için böyle aldım. Ve şöyle kafamızı kapatıyoruz. Biraz durup döneceğim hemen. Buna dayanmak çok zor. Ben çok zorlanıyorum bunu yaparken. Daha fazla duramayacağım. Dediğim gibi siz daha çok durabilirsiniz ama ben çok şey yapamıyorum. Dayanamıyorum buna. Aslında normalde yüzünüzü ıslatıp da yapıştırabilirsiniz bu bandı sıcak suyla. Ben böyle yapıyorum daha etkili olsun diye. Şimdi şu sıcaklık gitmeden hemen yapıştırıyoruz. Arkadaşlar geldim. Bu arada ters yapıştırmışım bandı. Biraz acele ettim. Şu kısım normalde şu alta geliyor ama neyse sorun değil. Yani siz de aklınızda bulunsun. Şu uç kısmı buraya gelmesi lazım. Ve çıkartıyorum. Oh, bayağı kurumuş. Var mı? Şeyler. Evet var. Ama size bunu yaşatmak istemiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar normalde çok tabii ki detaylı bakımlara girdiğim zaman maskede yapıyorum. Gözaltı işte maskesi de uyguluyorum. Bu kağıt maskelerden yüz maskesi de uyguluyorum. Son zamanlardaki favorim biliyorsunuz göstermiştim. Sipariş verdim Avon'dan diye. Kullanıyorum, memnunum. Clear Skin maskesi gerçekten memnunum. Yani hem kolay uygulanıyor, kolay çıkıyor, bıraktığı etki güzel. Ama bugün bunu yapmayacağım çünkü biraz fazla yordum sanki cildimi. İşte bantlar, buhar, işte peeling falan diye birkaç adımla bitireceğim. Ama yaptığım zaman bunu da uyguluyorum. Hatta fırça da aldım yanıma. Yapsam mı diye düşünüyordum ama şu an hani insan daha iyi anlar ya kendi cildini. Böyle birazcık yoruldu gibi geliyor bana. Çok abartmayayım diye düşündüm. Şimdi tonikleme işlemine geçiyorum. Benim en sevdiğim tonik tabii ki de gül suyu. Gül suyuyla açılan gözeneklerimizi aslında tekrardan böyle kapatıyoruz. Pamukla değil elimle uygulayacağım. Direkt böyle elime dökeceğim. Şöyle. Tampon hareketlerle. Gül suyunu çok seviyorum. Bence çok güzel bir tonik. Böyle açılan gözeneklerimizi kapatıyoruz. Yani illa çok pahalı tonikleri almanıza gerek yok. Gül suyu da kullanabilirsiniz. Önemli olan içinde alkol, paraben bulunmaması, doğal olması. Yüzümüzde tonikledikten sonra şöyle biraz bekliyoruz. İyice eminsin o. Biraz bekleyip geldikten sonra göz kremine geçiyoruz. Bio Beauty'nin Q10 göz kremini kullanacağım. Bunu da bitirmeye çalışıyorum. Bu karantina sürecinde bayağı bir ürün tükettik. Cilt bakımını sardık hepimiz.
Ben şimdi bu iğneli dermarolurlardan da sipariş ettim. C vitamini serumuyla birlikte. Arkadaşım görmüş, bana söyledi falan. Öyle birlikte. Ondan da aldık bakalım. Dermarolur'da sivilce tedavisinden kalan lekeler. Güneş lekeleri için, scarlar için, çukurlar için oldukça iyi. Onu da kullanıp size videosunu çekerim. 0.5 milim aldım ben sanırım. En incesiydi, evet. Titanyum uçlu. Tabii ki de Trendyol'dan aldım. Daha sonra cilt nemlendirmeye geçiyoruz. Yüz kremiyim. Şöyle pıt pıt. Arkadaşlar eğer cildiniz yağlıysa bile nemlendirici kullanmanız gerekiyor. Yani şöyle bir mantık yok. Benim cildim yağlı, ben nemlendirici kullanmayayım. Böyle bir şey yok. Bu doğru değil. Nemlendirici cildinizin ihtiyacı var. Hani şeyi anlayabilirim. Çok yağ kullanmayayım. İşte yağ formunda ürünler. Bunu anlarım ama nemlendirici gerekiyor. Yağlı ciltler için uygun olan bir nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Çünkü nemlendirici fazla yağı da dengeliyor. O yüzden bu adımı da atlamayın. Şimdi şöyle güzelce tampon hareketlerle yedirdikten sonra Dermarolur'umla, yeşim taşı diyen var, Dermarolur, yüz masaj aleti, her neyse, nemlendiricimi yediriyorum. Aşağıdan yukarıya doğru hareketlerle ve bir bölgede 10 kere. Şimdi göz bölgesine diğer tarafıyla. Bu da gerçekten cildinizi harekete geçiriyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Özellikle sabahları yapmak çok güzel oluyor. Buzdolabında saklıyorum ben. Buzdolabından çıkartıp başım ardında da kullanıyorum bu arada. Bilmiyorum, şöyle alın bölgesinde böyle yapılıyor. Yani başım ardında da şöyle kullanıyorum. Sanki iyi geliyor, bilmiyorum. Psikolojik mi ama. Şimdi yüz bakımımızı da bitirdik. İşte bugün saçlarımıza da şöyle bir kendine getirdik. Kestik. Bakım yaptık. Elleri ve tırnakları unutmuyoruz değil mi? Kalyon'un bu et ve tırnak bakım yağını sürüyorum. Oje sürmüyorum uzun zamandır. Tırnaklarımı da kısalttım. Böyle bir şey aldım. Dinlenmeye aldım tırnaklarımı. Şu karantina geçsin. Direkt eskisi gibi oval şekilde törpüleyip kırmızı ojelerimi sürerim artık. Benim en sevdiğim renk kırmızı. Ojede. Kırmızı ve beyaz. Şimdi bunu sürdükten sonra, ben bunu düzenli sürüyorum haftada 3 kere falan. Şöyle tırnak etlerinize yedirebilirsiniz. Arkadaşlar tırnaklarımıza güzelce, tırnak etlerimize böyle yedirdikten sonra, bu arada akşamları, sabahları fark etmez, genelde akşam yapıyorum ben. Biten limonun kabuğunu böyle direkt tırnaklarınıza koyup o şekilde de tırnaklarınıza bakım yapabilirsiniz. Onun dışında bu kalyonu kullanabilirsiniz. Daha sonra ben Benry'nin bu el kremini kullanıyorum. Artık avokadolu olandan sıkıldığımı düşünüyorum. O yüzden bu da çok güzel, gliserinli ve E vitaminli. Daha sonra böyle güzelce ellerimizi de nemlendiriyoruz. Hep söylüyorum, eller çok çabuk yaşlanıyor. Şöyle şuraların kırışık olmasını istemeyiz. O yüzden böyle güzelce nemlendiriyoruz. Ben de artık bu videoyu kapatayım. Ne dersiniz, bayağı oldu çünkü. Ben böyle kendim evde, karantinada da olsak, sonuçta yarın bayram, bir bakım yapmak istedim. İşte biraz saçlarıma, biraz cildime en azından. Tırnaklarıma böyle. Umarım bu videoyu severek izlemişsinizdir. Eğer cilt bakımı daha detaylı şekilde çekmemi isterseniz çekebilirim. Saç bakımım da videom var, izleyebilirsiniz ama ikincisini isterseniz onu da sizinle uygulamalı olarak çekebilirim sizin için. Böyleydi benim anlatacaklarım. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz yorumunuzu, beğeninizi bekliyorum. Ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu arada tekrardan hatırlatayım. Şu an kanalımda bir çekiliş var. Ona da katılabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Şimdiden iyi bayramlar.